44 kişinin katledildiği Bilgeköy'ü katliamının üzerinden 3 yıl geçti ancak izleri silinebilmiş değil. Çünkü olayda tam 74 çocuk yetim kaldı. Bugün toplumsal hafızada 2009'daki o yürek acıtan katliamda yaşananları getireceğiz ekranlarınıza. Mayıs 2009, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Bilge Köyü'nde Sevgi Çelebi ve Habib Arı'nın nişan töreni için kalabalık aile efradı bir hanede toplanmıştı. Akşam 21 sularında köyde silah sesleri yankılandı. Köyün diğer sakinleri silah seslerini önce nişan kutlamasına yordu. Ancak zılgıt diye çığlıklar duyulunca eve koştular. Etraf kan gölüne dönmüştü. Ortalık boş mermi kovanlarıyla doluydu. Birden alan kapıyı açtı, üzerimize mermi sattı. Her yaştan vardı, 2 yaşında çocuk da vardı, doğmamış çocuk da vardı. Hamile kadınlara sattılar. Namazın üzerindeyken adamlar direkt içeri dalıp mermi sıkmaya başladılar. Beni öldürmüştü, üzerime ceset düşmüştü. Adam beni ölü sanıp gitti. Bir yaralı varsa çakıyordu adam. Bir dakika falan söyledi adamlar. Ertesi sabah haberi alan herkes şoktaydı. Olay uluslararası basına da yansıdı. İnanılır gibi değildi. Bir evden çoğu aynı soyattan 44 cenaze çıkmıştı. Ölümlerin nedeni doğal afet ya da kaza değildi. Peki neydi? Ölenler ve öldürülenler akrabaydı. Önce namus adına işlenen bir cinayet olduğu iddiası ortaya atıldı. Sonra sivil köylüleri silahlandıran koruculuk sistemi sorgulanmaya başlandı. Zira katliamı yapanlar korucuydu. Katliamda devletin verdiği silahlar kullanılmıştı. Kimileri katliamın planlı oluşuna ve geride tanık bırakılmaması çabasına dikkat çekti, terör boyutunun araştırılmasını istedi. Bunun peşinden katliam sayıki, ranta, toprak paylaşımına, kan davasına, petrol kaçakçılığına dayanan husumetler de arandı. Hiçbiri doğrulanamadı. Bilge Köyü'nde akrabalık bağları da son derece karışıktı. Mesela öldürülen taraftan birinin gelini, zanlılardan birinin kızıydı. Köy hemen emniyete alındı. Katliamı yapan kişilerin aileleri güvenlik nedeniyle bir günde evlerini kamyon sırtına yüklediler, bilinmez adrese yola çıktılar. Kamer açmana götürün ya. Tamam. İnsan değil misiniz? Tamam arkadaşlar, tamam. Köye akın eden medyanın tutumu ibret vericiydi. Gözlerinin önünde anne ve babaları öldürülen çocuklardan yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatmaları bekleniyordu. Derhal duruma el konuldu ve çocuklarla röportaj yapılması yasaklandı. Mardin Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan dava da güvenlik nedeniyle Çorum Adliyesi'ne taşındı. 8'i tutuklu 13 kişinin yargılandığı dava 2 Eylül'de basına kapalı başladı. 26 Nisan 2010'da sanıklardan 6'sı için tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme suçundan 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 14 yaşındaki sanık için 44 kez 15 yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanığa da evinde silah bulundurmaktan 15 yıl hapis cezası verildi. Bu arada Ocak 2011'de sanıklardan Süleyman Çelebi cezaevinde intihar etti. Yargıtay 16 Şubat 2012'de 6 sanık için Çorum Mahkemesi'nin kararını onayladı. Olayın kilit sanıklarından M. Çelebi içinse 43 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayladı ancak öldürülen F. Çelebi ile karısının ilişkisi olduğu iddiasına dikkate alarak F. Çelebi'nin öldürülmesiyle ilgili ceza için M. Çelebi'nin çocuklarından alınacak DNA sonuçlarının beklenmesine karar verdi. Katliamın nedeni hala net olarak bilinmiyor. Geride çoğu soyadın ve ölüm tarihinin aynı olduğu bir köy mezarlığı kaldı. Katliamın ardından hayatta kalanlarsa yaşadıkları ağır trajedinin yarattığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Ya,